Merhaba arkadaşlar, çokgenlere ikinci videodan devam ediyoruz. Şimdi bu kısım gerçekten zor soruların geldiği bölümlerden bir tanesi. Aynı sayıda kenar gören köşe açıları eşittir diye bir slogan kullandık. Bakın şurada, aynı sayıda kenarı gören köşe açıları birbirine eşittir. Hocam bu ne demek? Bu şu demek bakın arkadaşlar. Şimdi şu alfa açısı, bakın şu kenarı görüyor, bir kenar. Şuradaki 2 alfa açısı şu iki kenarı görüyor. Bakın şu kırmızıyla alayım. Şu iki kenarı gören açıya 2 alfa diyorum. Bakın yine aynı olan. Şu açımız, şu kırmızıyla üzerinden çizdiğim açı, şu iki kenar uzunluğunu gördüğünden arkadaşlar, şu yazmıyor. Bir dakika. Şurayı biraz aşağı alalım. Şöyle yazacağız tekrar. Anlatmak istediğim şu, hatta yeşil rengi seçelim. Mesela iki kenarı gören açı 2 alfadır. Bu yalnız köşede olmak zorunda. Şu iki kenarı gördüğü için. Bakın şu kenarı gören köşe açılardan bir tanesi alfa. Yine bakın bir kenarı görüyor 1 alfa, bir kenarı görüyor 1 alfa, bir kenarı görüyor 1 alfa. Aynı sayıda düzgün çokgenin aynı sayıda kenarını gören köşe açıları birbirine eşittir. Hocam burada bir alfa eşittir 180 bölü n formülü verilmiş. Bakın şurası toplam 3 alfa. Bakın şu kenarı göremez. Şu mavi kenarı göremez. Şu mavi kenarı da göremez. Bu iki kenar arasındaki 1, 2, 3 kenarı gördüğü için buranın tamamına 3 alfa deriz. Mesela 1, 2, 3 kenarı gören yine köşe açısı 3 alfa. Hocam şuraya bilemeyiz. Şurada kenar sayısıyla da, kenar sayısıyla alakalı bilgimiz yok. Peki bu 180 bölü n formülü nereden geliyor? Arkadaşlar şuradaki üçgene dikkatli bir şekilde bakmanızı istiyorum. Şimdi düzgün çokgenin şu iki kenarı birbirine eşit olduğu için şu açıya alfa dedik mi? Dedik. Hemen iki tane iç açının toplam bir dış açıdan 2 alfa yazdık. Neydi? Dış açıyı bulurken hatırlarsanız 360'ı dış açıya bölersem bize neyi verir? Kenar sayısını. 2 ile 360 sadeleşirse ne olur arkadaşlar? 180 bölü alfa eşittir n olur. E ne oldu? N ile alfa yer değiştirir. Burada orantı var. Çünkü burada 1. Dolayısıyla 180 bölü n de eşittir alfa çıkar ortaya. Bu formülü ezberlemenizi açıkçası istemiyorum. Sizden istediğim şu. Aynı sayıda köşeden çizilen, bakın köşeden olacak, köşe açıları birbirine eşittir diyeceksiniz. Tamam mı? Ve iki tane açıyı bulup, bu bir alfaları bulup dış açıya yürüyeceksiniz. Oradan işlemi yapacağız. Şimdi uygulamasını yapıyorum bakın. Arkadaşlar bir düzgün ongen kenar sayısını vermiş. 360 bölü kenar sayısı bize dış açıyı veriyordu. 36 derece. Bu bizim bir dış açımız. Yani şurası, bakın dikkatli izleyin. Şurası bizim bir dış açımız. Arkadaşlar şurası bizim bir dış açımız. Şurası 36 derece. O zaman bir iç açı 144 derece. O zaman şu iki kenar birbirine eşit olduğu için bu açıların ikişe 18 18 yapar mı? Soru bitti arkadaşlar. Bu 18 derecelik açılardan bir tanesi, mesela şu 18 derece çokgenin bir kenarını görüyor. O zaman bir kenarı gören köşe açısı 18 derece olduğuna göre alfa açımız, arkadaşlar dikkat, şu köşede bakın AB kenarıyla BC kenarını gördüğü için, iki tane kenarı gördüğünden, iki kenarı gören köşe açısı 2 çarpı 18'den 36 deriz. Yani sorumuzun cevabı bitti. İsterseniz siz şöyle de yapabilirsiniz. Şunu çizersiniz. Bir kenarı 18, bir kenarı 18, 36'yı öyle de bulabilirsiniz. Buradaki mantığımız yine birinci dersimizde olduğu gibi devam ediyor. 360'ı kenar sayısına bölerseniz dış açıyı, ya da 360'ı dış açıya bölerseniz kenar sayısını bulursunuz. Bu soruda kenar sayısını vermiş, dış açıyı kullanarak işlemi yaptık. 54 derece. Bu sefer kenar sayısını vermemiş. Arkadaşlar köşedeki bir açımız, bakın dikkatli olun. 54 derece şu köşegenler arasında, bakın DE'yi görüyor. Göz gibi düşünün bunu. BC'yi. 3 tane kenarı görüyor. O zaman 3
kenarı 54 derece görüyor ise bir kenarı doğru orantı, başka bir şey yok, 18 derece görür. Yine ongen bakın bu. Hocam şu açı var ya, şu açı şu kenarı görüyor. Bravo, tebrik ediyorum. O zaman 18 derece. Bu da aynı şekilde şu kenarı görüyor. Bu da 18 derece. Neye gidiyorduk artık? Ezber yok. Dış açıyı bulmaya. Bizim bir dış açımız 18 artı 18. 2 iç bir dıştan 36 derece. Bitti soru. 360'ı dış açıya bölersem direkt kenar sayısını vermiyorum arkadaşlar. Demek ki az önceki gibi 10 kenarlı bir çokgenmiş. Aynı ongeni böyle de sormuş olduk. Mesele anlaşıldı. Geçiyorum diğer soruya. Yine güzel sorularımızdan bir tanesi. Dikkat. Hatta biraz da büyüteyim. Aşağı çektim, büyüttüm. İzle. Hocam, canım hocam, bu bir düzgün çokgen. Evet. Şunların eşit olduğunu artık öğrendim ben ya. Bravo. Şu yeşille gösterelim hatta. İkizkenar üçgenden alfalar yazalım şuraya. Bu alfalar çokgenin bir kenarını görüyor. Dikkatinizi çeksin. Hocam aynı şekilde şu kırmızı üçgende, hatta şöyle içini biraz çaktırmadan boyayalım. Şu boyalı üçgende arkadaşlar yine ikizkenar ve şunlar birer köşe açısı olduğu için bir kenarı gördüğünden şu DE'yi alfa, E açısı da CD kenarını gördüğünden yine alfa dedik mi? Ve sorumuzu bitiriyorum. İzliyorsunuz arkadaşlar. Şu alfa ile şu alfayı toplarsam 2 iç 1 dıştan 2 alfa yapar şurası. 140 eksi 140 180 çıktık. 2 alfa 40. Buradan alfa 20. Dış açıya yürüyorum hemen. Alfayı buldum. Bu 20. Bu da 20. O zaman çokgenin dış açısı 2 tane 20'nin toplamı şurası 40 derece. Yani 360 bölü 40 arkadaşlar bize çokgenin kenar sayısını verir. Bu çokgenimiz 360-40'a bölersek 9 kenarlı bir çokgen olarak ortaya çıkacaktır sevgili gençler. Geçiyorum diğer soruya. Yine güzel bir soru. Hemen duyar gibiyim. Hocam şurası iki kenarı görüyor. CD kenarı ve DE kenarı. Dolayısıyla burası 2 alfa. Harikasınız arkadaşlar. İzle. Bak bura önemli. Şu köşegeni çiziyorum. Şöyle E'den C'ye. Hocam şu E açısı şu kenarı gördüğünden, tek çizgi yapalım hatta, alfadır. Yine köşe açısı, dikkat. Maviyi seçtim. Hocam şuradaki C açısı, köşe açısı şu iki kenarı gördüğünden 2 alfayı yazarım. Bravo. O zaman 2 alfa ile alfayı toplarsam 2 iç 1 dıştan 54'ü verir. 3 alfa eşittir 54. Buradan alfa eşittir 18. Bizim alfamız 18. Yani bir kenarı gören köşe açı 18. Şu da 18. Arkadaşlar şu da 18. Dolayısıyla 18'leri buldum. Ne oldu? 2 tane 18 bir dış açıyı verdi 36. 360 bölü 36. Yine ongen çıktı. Kenar sayısı. Dolayısıyla bu sorular bu şekilde çözülecektir. Geçtik. Hocam uzunluk nasıl çözeceğim? Bakın kendinizi kasmıyorsunuz. Şuralar alfaya alfa. Artık bunu öğrendiniz birer kenarı gördüğü için. Şu iki kenarı gören açı A'daki köşe açısı 2 alfa. Sonra verilen uzunluk EK. Neresi EK? 4 kök 3. Nereyi soruyor? EG yani X soruluyor. Arkadaşlar şu iki kenarı gören köşe açıyı A'dan G'ye çizseniz şuraya 2 alfa yazmak zorunda değil misiniz? Bitti. Ne oldu? Beni yak, kendini yak, her şeyi yak. Abartma meseleyi. Yükseklik açı ortaysa aynı zamanda ne olmak zorunda? Kenar ortay olmak zorunda. Yani bu üçgen ikiz kenar olduğu için kenarı ortay oldu. X de buradan 4 kök 3'e eşit bulunmuş oldu. Doğru cevap A şıkkı. Mesele anlaşıldı. Geçiyorum diğer bilgiye. Şimdi bir düzgün çokgende eşit sayıda kenar ayıran köşegenlerin uzunlukları eşittir. Ne demek bu şimdi? Bunu şöyle ayrı anlatalım. Örneğin bir sekizgende bunu bahsedeyim. Arkadaşlar şu köşegen iki tane kenar tarafından sınırlandı. Şu köşegende iki tane kenar tarafından sınırlandığı için bu köşegenler eşittir. Ya da burada
şeklimizin üzerinde anlatalım. 1, 2, 3 tane kenar sınırlayan köşegen AD köşegeni, bakın. Bu AD köşegeni yine 1, 2, 3, şu 3 tane kenarı sınırlayan şu köşegene eşit oldu, FC'ye. Dolayısıyla aynı sayıda kenar ayıran derken kastettiğimiz köşegenin üstünde kalan veya altında kalan kenar sayıları eşitse o köşegenler daima birbirine eşittir. Fakat orantı söz konusu değildir. Orantı uzunlukla şöyle daha doğru yazalım. Uzunluklar orantılı değildir. Açı gibi. Uzunluklar orantılı değildir. Burayı karıştırmayın. Yani kenar şu kadar, köşegen bu kadar uzunluk şeklinde bir ifade söylemiyoruz. Açıda olduğu gibi uzunluklar orantılı değildir. Anlatmak istediğim şu. Bu bir düzgün altıgen. Geçen ders öğrendik. 360'ı 6'ya böldüm. Ne bu? 60 derece, bunun dış açısı. Hocam şu 60. Şura. Bir yazarsa, hatta şura 60. Bura 120. İç açısının bir tanesi 120. Şu kenar parçaları, kenar uzunlukları birbirine eşit bir düzgün çokgen. E'si şu. Şu köşegen iki tane kenarı sınırlamış. O zaman BD köşegenini çizerseniz şuradan, yine iki tane kenar sınırladığı için bu köşegen bunlara eşittir arkadaşlar. Bir iç açı 120 derece. İkiz kenardan dolayı şunlar 30'ar derece yapar. Arkadaşlar bir iç açı 120 idi. O zaman şuraya 90 derece kalmaz mı? Şurası da 90 derece olacak. O zaman oluşturduğumuz üçgen, şu üçgenimiz, şöyle içini boyuyorum, 45-45-90 üçgeni olmadı mı? Çünkü son durumda şu uzunluk şu uzunluğa eşit oldu. Yani k açısı o zaman 45 derece olur. Buranın tamamı da 45 olur. 30 artı alfa eşittir 45 derece. Buradan alfa eşittir 15 derece olarak bulunmuş olur sevgili arkadaşlar. Geçtim. Bir düzgün sekizgen. Hocam 360'ı 8'e böldüm. Hep bunu mu yapacağız? Evet. Çokgenlerde hep bunu yapacaksınız. Bir dış açı 45. Neresi dış açı? Yazdım. Tak. 45. Şunlar eşit. Şunlar eşit. O zaman şurası 135. Şöyle yazalım. Şunlar da 45 bölü 2'den 22,5 2. O zaman bir kenarı 22,5. Yazıyorum şuraya. Bir kenar 22,5. İki kenar 45 derece tarafından görüldüğüne göre şu iki kenar gören açı hangisi? Evet. A, G, C. Yazdım 45'i. Sevgili hocam, az önce dediniz ki şu 4 uzunluğu iki tane kenarı sınırlamış. A, C'yi çizersem kesinlikle 4'tür diyenlere tebrik ediyorum. Çünkü şu iki kenarı sınırlamış. Dolayısıyla 4'e 4 ikiz kenar oldu, 45 derece. Ya da bu 45'i şu iki kenarı gördüğün için de söyleyebilirdiniz. 45 artı 45 90. 45 45 90 üçgeni neydi? 45'lerin karşısının kök 2 katı 90 derecenin karşısındaki uzunluğu verirdi. Cevabımız 4 kök 2 olarak bulunmuş olacaktır arkadaşlar. Geçiyorum bu soruya. Soru diyor ki bir düzgün 12 gen mevcut. Bir düzgün 12 gen mevcut. Dolayısıyla bu 12 genin kaç farklı uzunlukta köşegeni vardır? Şimdi aslında bu konuda mantığınız şu. Başlayalım. 1. İki kenar sınırladı. 2 kenar sınırladı. Şu 1 olsun. Şu arkadaşlar ikinci köşegeniniz. Bu 1, 2, 3 tane bıraktı yukarıda. Dolayısıyla 3 kenar şöyle sınırladı yazalım. Sınırladı. Dördüncüyü çizelim. Üçüncüyü. 4 kenar sınırladı. Dördüncüyü çizdim. 5 kenar sınırladı. Beşinciyi çizdim. 6 tane kenarı sınırladı. Yani 3, 4, 5. Bu 4 kenar sınırlandı. Bu 5 kenar sınırlandı. Bu da 6 kenar sınırlandı. Hocam şimdi yeşili seçtim. Bak. Şuradan çizmenizin bir anlamı yok. Bu zaten iki kenarı sınırlıyor. Farklı değil. 1 ile aynı. Şunu çizseniz yine 2 ile aynı. Şunu çizseniz 3 ile aynı. Bunu çizseniz 4 ile aynı. 5. zaten
aynı çakışacak. Dolayısıyla 5 tane farklı köşegen uzunluğu mevcuttur. Çünkü bu çift kenarlı bir çokgen. Siz ne kadar düşünürseniz düşünün arkadaşlar diğer köşegenleri de. Ya 2 kenar sınırlar, ya 3 kenar, ya 4 kenar, ya 5 kenar, ya da 6 kenar sınırlar köşegen. Dolayısıyla 5 tane farklı köşegen uzunluğu vardır. Mesela altıgen için bak gösteriyorum, izle. Altıgende en fazla 3 tane kenar sınırlayabilirsiniz. Dolayısıyla buradan çıkan sonuç şu olur. Bakın dikkatinizi çeksin. 12 bölü 2 6 tane kenar sınırladı. Bir eksiği köşegen oldu. Burada bakın 6 bölü 2 3 tane farklı kenar sınırlar. 3 tane kenar sınırlar en fazla. Yine 2 tane köşegen oldu. 3'ün 1 eksiği. 6'nın 1 eksiği 5. 10 kenarlı olsaydı 4 tane diyecektiniz. 10 bölü 2 5. 5'ten 1 çıktınız. 4 olacaktı. Bunu da böyle genelleyebilirsiniz. Yine sınav tarzı bir soru modeli. Düzgün beşgen. Artık beşgeni öğrendik arkadaşlar. Yani beşgen nedir? Herkes bunu çok iyi bir şekilde biliyor. Beşgen dediğimiz kavram bir iç açısı 108 derece. İkizkenar üçgen olduğu için de 108'den şuralara 36'şar derece kaldı. Aynı olayı burada çizdim. Niye çizdim bunu? Çünkü bu kenarlar beşgende iki tane köşegen, iki tane kenarı sınırladığı için EB köşegeni EC köşegenine eşit olmak zorunda. Aynı üçgen 108, 36, 36 yazdım. 108'i tamamlamam lazım. Buraya 36 kaldı. Yine 108'e tamamlıyorum. 72 kaldı. Yine 108'e tamamlıyorum. 72 kaldı. Arkadaşlar şuradaki üçgenin kenarları eşit olduğu için buralar ne oldu? İkizkenardan taban açıları bu 36 buraya geldi. Bitti soru. Şurası 108 derece. İç açıları toplarsam 36 derece. Bunun da bakın bir kenar eşit olduğunu görmüş oluyoruz. Zaten beşgende bütün köşegenler eşittir. Bunu yine beşgen konusunu anlatırken anlatacağız. Beşgende tüm köşegenler eşittir. Çünkü hepsi iki tane kenar sınırlar. Köşegenler eşittir. Diğerlerinde böyle bir özellik yok. Beşgende var, karede var. Dikdörtgende var köşegenlerin eşit olması ama diğerlerinde böyle bir özellik yok. Bir düzgün 12 gen. Arkadaşlar 360'ı 12'ye böldüm. 30 derece heyecanlandım. 12'ye bölersem 30 derece bizim bir dış açımız. Yani şurası arkadaşlar 12 genin bir dış açısı 30 derece şurası. O zaman bir iç açısı 150 derece şurası. Şurada 30 derece. Hocam soruyu nasıl çözeceğiz? Şimdi dikkat. X bizim bir köşegenimiz. Ve bu X köşegeni 1, 2, 3 tane kenar sınırlamış. Hemen D noktasından G noktasını birleştiriyorum arkadaşlar. 1, 2, 3 tane kenar sınırladığı için buna da kesinlikle X ifadesini yapıştırdım. Şimdi dikkatinizi çekmek istiyorum. Şurada bir işlem yapacağım. 150 derece şunun bir iç açısı olursa şu 150'yi şuraya yazalım. Şöyle maviyle. Yazdım. İyi seyret şimdi. Bu önemli bir soru modeli. Şunu da çizersem iki tane kenar sınırlayan 150'den şuralara 15 derece kalacaktır. Bunun anlamı da şu mudur arkadaşlar? Bir kenarı gören köşe açısı 15 derecedir. Hocam şurası o zaman şu iki kenarı gördüğünden 30 derece yazılır. Bravo. Şurası iki kenarı gördüğünden 30 derece. Şurası iki kenarı gördüğünden 30 derece. Sevgili hocam şurada aynı şekilde 30 derece değil mi? Aynen öyle. 30, 60, 150 olması için 90. O zaman ne oldu arkadaşlar? Yeşili seçiyorum. Bu açının tamamı 90 çıktı. 30 artı 30, 60 derece. O zaman 60, 90 buraya kaldı 30 mu? Ne oldu? 90'ın karşısı 8. 30'un karşısı bunun yarısından x uzunluğu 4 olarak bulunur. Harika bir sorudur kendisi. Dolayısıyla bu soru modelini iyi bir şekilde dinliyorsunuz. Bir daha dinliyorsunuz. İyi not alıyorsunuz. Diğer soruya geçiyorum. İzle. Düzgün çokgenin kaç kenarlı olduğunu soruyor. 1. Şu iç açı nokta nokta nokta. Alfa diyelim bunlara. Şu da dış açı
beta. Şu da alfa, iç açı. Şu dış açı, beta. Hocam, sonra. Sonrası şu. Bakın arkadaşlar, dikkatlice izliyorsunuz. İzliyorsunuz. Soruyu çözeceğim. Şöyle üçgene tamamladım şekli. Şurayı biraz daha güzel tamamlayalım. Bumerang oluşturdum bakın. Şöyle bir bumerang. O zaman şuradaki açımız 100 artı beta buradan, beta da buradan 2 beta. Sevgili hocam, burada da bir üçgen oluştu. Evet, çünkü şu bizim bir dış açımız beta. Şu da bir dış açımız beta. O oluşturduğumuz üçgenin iç açılarını topluyorum. Beta 1, beta 2, 2 beta. Artı 100 artı 2 beta tepe açısı eşittir 180. 4 beta 80. 100 attım karşıya. Beta buradan 20. E bitti. Çünkü 360'ı dış açıya bölerseniz kenar sayısını verir. O da 18 yapar. Sorumuzun doğru cevabı. Arkadaşlar yine güzel bir soruydu. Geçiyorum diğer soruma. Evet, yine güzel bir soru modeli. Düzgün 18 kenarlı bir çokgen. 360'ı 18'i hemen böldüm. Bu işlemi hep yapacağım. Ya dış açıya böleceğim ya kenar sayısına. 20 derece. Bu neyin? Senin bir dış açın. Dikkat. İzliyorsun. Şurası 20. Şurada 20. Evet, yazamadık. Neyse, 20 derece şöyle alalım. Şunu sil. Şimdi adam diyor ki CF bölü köşegenleri birbirine oranlayın diyor. Arkadaşlar şöyle yapıyorum. İyi seyredin şimdi. Şu 1, 2, 3 tane kenar sınırlamış ya. O zaman B'den E'yi çizersem 1. 2. 3. sınırladığı için bu vatandaş BE kesinlikle CF'ye eşittir. Şimdi dikkat arkadaşlar, bura önemli. Dış açıyı bulduk ya. Şurası 160 derece. Hatta yine şekil biraz karışacak. Şöyle şuraya alalım. Nereden buldum bunu? Dış açı 20 olduğu için. Şu kenarın bir tanesini şöyle devam ettirirsem o zaman bir kenarı gören köşe açıların 10'ar derece olduğunu bulurum. Hocam, o zaman şu açımız kesinlikle 30 derecedir. 1, 2, 3 kenarı gördüğü için. E aynı şekilde ben EH'yi çizersem. Bu da yine 1, 2, 3, şu 3'ünü görüyor mu? O zaman bu da 30 derecedir. Ve ne oldu? 30, 30, 120 oldu. Şu açı 120 derece. Neydi 30, 30, 120'de? A, A, evet, A, A ne? A kök 3. Ve soru bitti. Çünkü biz BE'nin CF'ye eşit olduğunu, buna A dedik zaten. CF'yi de biz A bulduk. Bölü A kök 3. Bu da 1 bölü kök 3 yapar. Kök 3 de genişletirsem her tarafı, kök 3 bölü 3 olarak bulunmuş olur. Yine bir kere daha izlemeniz gereken bir soru modeli. Şimdi arkadaşlar burada biraz duracağım. Düzgün çokgenlerde simetri ekseni sayısı kenar sayısına eşittir. Şimdi simetri ekseni nedir? Şöyle bir altıgen çizeyim ben. Bunu daha rahat göstermek adına. Arkadaşlar çift kenarlarda simetri ekseni şudur. Şekli ikiye böler. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Dolayısıyla açıyı da ikiye böler. 120 bölü 2'den 60'ar derecedir. Örneğin. Bu bir. Yani diyoruz ki çift kenarlılarda şunların her biri simetri eksenidir. Hocam, simetri ekseni kenar sayısına eşit dediniz. Şu 3 tane çizdiğiniz zaman 1, 2, 3. Arkadaşlar şu da sizin simetri ekseniniz değil mi? Bakın 1, 2, 2,5, 3. O zaman şu da sizin simetri ekseniniz. Şu da sizin simetri ekseniniz. 3 tane mavi, 3 tane kırmızı ile çizdim. 6 tane simetri ekseni oldu. Beşgende gösterelim bir de. Kenar sayısına eşit olduğunu göstermek için. Arkadaşlar simetri ekseni ne yapacak? Şekli 2'ye bölecek. O zaman şöyle 2'yi ancak böldürebilirsiniz. Böldürdüm. Açıyı ne yapacak? 108 bölü 2'den 54, 54. Böldü. Her köşeden aynı şekilde çizemez misiniz? Böldü. 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 Son olarak böldü. Yani köşelerden çizilir tek kenarlılarda. O zaman şöyle diyebilir miyiz? Çift
kenarlıda çift kenarlıda simetri ekseni arkadaşlar bu çift kenarlıda bu da tek kenarlıda. Altıgen ve beşgende gösterdim. Şimdi dikkatinizi çeksin. Şunlar 54 derece arkadaşlar. Şunlar 54 derece. Ve şuradaki bütün üçgenlerin iç açılarının şu parçaları birbirine eşittir. 360 bölü 10. Her biri ne yaptı? 36. Dolayısıyla buranın da dik olduğunu görmüş oldunuz ve bunu kesinlikle ikiye böler. Şuradaki noktalara biz ağırlık merkezi deriz. Ya da iç açı ortayların kesiştiği nokta, simetri eksenlerinin kesiştiği yere ağırlık merkezi denir. Simetri eksenlerinin kesiştiği noktaya ağırlık merkezi denir. Şunları da yine dik olduğunu yazalım. Yazalım. Dolayısıyla bundan 36 tane, 36'şar dereceden 10 tane var. Burada da şu açıların her biri 30'ar derece olur. Yani uzatmadan şunu söyleyeyim. Merkezdeki bir açı 360 bölü kenardır. Bakın şu açı 60 derece arkadaşlar. 2 tane 30'un toplama. 360 bölü 6'dan 60. Şu açı yine 60 derece. Bir kenarı görecek yalnız. Merkez açı bir kenarı gören diyelim. Burada da bakın 36, 36, 72. Şu kenarı görüyor. 360 bölü 5, 72. Dış açıya eşittir yani kısacası. Merkez açı bir kenarı gören. Merkez açı dış açıya eşittir. Bir kenarı gören merkez açı. Şunu şu tarafa yazayım. Siz de not alırken bu şekilde alırsınız. Merkez açı dış açıya eşittir. 11'de çember konusunda ayrıntılı bir şekilde yine bunu sorular gelirse bahsedeceğim. Simetri ekseni buydu. Şimdi bakın bu soruyla meseleyi bitiriyorum. Bakın arkadaşlar açıyı açı ortay yaptığına göre bu simetri eksenidir. O zaman sayıyorum 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şurayı bir türlü yazdıramadık bugün. Şöyle aşağı çekeceğim şunu. Bir daha göstereceğim. Şu açı ortay yaptığı için simetri ekseni. Simetri ekseni. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane kenarı ne yaptı? Sağ tarafa bıraktı. O zaman 6 da solda vardı. O zaman en eşittir. 12 kenarlıdır. Hemen yürüyorum. 360 bölü 12. Neyi veriyordu bize? Bir dış açıyı. O da ne yaptı? 30 derece. Dış açı 30 sa arkadaşlar, dış açı 30 sa iç açı şurası 30 sa şu 5'i silelim. 30 sa iç açı 150 derecedir. O zaman şunlar ne yapar? 75'e 75. Şimdi önemli, iyi seyret. Hocam şu 150'yi şuraya yazdık ya. Şurayı bir sileyim. Şunu da şöyle alayım. Burası çok önemli şimdi. İzle. Şunu çizdim. Şura 150 idi. Şunlar da ikizkenardan dolayı ne oldu arkadaşlar? 15 oldu. Şunlar. Demek ki bir kenarı gören açı kaç derece o zaman? 15 derece. Şu açı kaç kenarı görüyor? 1, 2, 3 kenar. O zaman bu açı kaç derece olmak zorunda? 3 çarpı 15'ten 45. Ve soru bitti. Şu üçgende iç açıları topladık. Şurası da alfa eşittir. Şu üçgende iç açıları toplarsam alfa 45 ve 75. Üçünün toplamı 180. Bu ikisinin toplamı 120. 120'yi karşıya attım. 60 derece kalır alfa açısına. Bu şekilde bu konumuzu burada sonlandırıyoruz. Arkadaşlar normal şartlar altında çokgenlerin tamamını anlattım. Fakat iki tane daha size konu anlatacağım. Bu anlatacağım konular özellikle sınavlarda çok çıktığı için beşgeni sadece ayrı inceleyeceğiz. Düzgün altıgeni ve düzgün beşgeni ayrı ayrı inceleyeceğiz. Önümüzdeki ders görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın arkadaşlar.